Ekranlarınıza getirmiştik. İstanbul Kemerburgaz'da, Kemerköy'de CHP milletvekili Gökhan Özbey'in polis tarafından yerlerde sürüklendiği görüntüyü biliyorsunuz. Orada halkın yeşil alana mahkemenin durdurma kararına rağmen müdahale edilmesine, zarar verilmesine ilişkin bir direnişi var ve hem Cumhuriyet Halk Partisi'nden hem de İYİ Parti'den milletvekilleri de bu direnişe katılıp bu yıkıma engel olmaya gayret ediyorlar. Kendi kamerasından da görüntüler paylaştı Gökhan Özbek. O görüntüler ekranlarınıza gelecek. Gökhan Zeybek düzeltiyorum. Gökhan Zeybek kendi kamerasından da görüntüler paylaştı. O görüntüler de şimdi ekranlarınıza gelecek. Evet, şu anda Kemer Country'nin içindeyim. Görüldüğü gibi emniyet güçleri tarafından rehin almış durumdayım. Yapacak bir şeyim yok. Dört tarafımı çevirdiler. İlçe başkanımızla birlikteyiz. Engellemeye çalışıyoruz. Ama hukuk yok. Adalet yok. Orada iş makinesi çalışsın diye. Engel olmamız, burada hukuku ve adaleti savunuyoruz. Bakın, iş makinesinin önünden bizi zorla böyle bir korumanın içine aldılar. Bütün dünya görsün herhalde. Görecekler de burada. Şu an yazık, çok yazık. Şu an bulunduğum yere bakın. Biraz önce beni zaten biraz önce beni zaten ayağımdan yaraladılar. Parmağımı kırdılar. Şimdi devam ediyor. Devam ediyor. Şu anda alandan çıkmama müsaade edilmiyor. Etrafım kapatılmış. İlçe başkanımızla birlikte burada Demirören'in talimatlarını yerine getiren bir kaymakam ve onun hukuksuz emirlerini yerine getiren emniyet güçleriyle karşı karşıyayız. Yazık, çok yazık. Türkiye adına utanç verilecek bir durumla karşı karşıyayız. İş makinesi orada gidiyor. Evet, yeşil alanlarımızı bir bir yağmalamak için alanda çalışma devam ediyor. Ben de burada bir metrekarenin içinde ilçe başkanımızla birlikteyiz. Evet, burada görüyorsunuz her tarafımız kapatılmış durumda. Nasıl bir korumaysa Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ben İmar, Bayındırlık, Ulaştırma, Turizm Komisyonu'nun grup sözcüsüyüm. Benim görevim bunları korumak, benim görevim burada çevreyi korumak, doğayı korumak. Yasanın bana verdiği yetkiyi kullanıyorum ama görünen noktada devletin güvenlik güçleri beni korumak yerine benim etrafımı tamamen bariyerleri kapatarak hiçbir biçimiyle dışarı çıkmamıza da izin vermiyorlar. Durum bu. İşte iş makinesi yeşil alana girmiş. Burası geçmişteki golf sahası. Yazık, çok yazık. Üzüntü verici. Mahkemenin kararını bile beklemeye cesaret edemeyecek kadar büyük talimat alınmış. O belli oluyor. Şu an Bölge İdare Mahkemesi'nde yürütmenin durdurulmasıyla ilgili Çağlayan Adliyesi'nde... Evet sayın seyirciler, Kemerburgaz'da, Kemerköy'de bir yıkım gerçekleştirilmek isteniyor. Yıkımın nedeni şu. Bildiğiniz gibi Demirören'in Doğan grubunu satın alması için bir paraya ihtiyaç vardı. Fakat bu para Demirören'de yoktu. Ne yapıldı? Ziraat Bankası'ndan Demirören'e kredi verildi. Ancak daha sonraki dönemde Demirören bu krediyi ödeyemedi. İşte bu yüzden de buradaki arazisine bir imar yolu açıldı ve insanların da doğal olarak buna itirazı var. Çünkü sizin satın aldığınız şey orada bir yeşil alanı öngörüyor. Bunun kanunsuz ve hukuksuz olduğu gerekçesiyle yargıya başvurdular. Mahkeme kararı var. Bu yıkımın durdurulması için mahkemenin durdurma kararı geldi. Fakat bu karar sadece 15 dakika dikkate alındı. Hemen arkasından da yıkıma devam edildi. İşte burada da direnişe katılan milletvekilleri de yerde sürüklendiler. Gökhan Zeybek de kamerasından paylaştı abluka altındaki halini.